Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. Kazanım kavrama testindeyiz. Sınıflandırma sistemlerine geçtik. Zaten toplam 20 testimiz vardı, 5 tanesi kaldı. Bununla birlikte. İsterseniz direkt başlayalım. Diyor ki, canlıların sınıflandırılması ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi biz canlıların sınıflandırılması ile ilgili ne biliyoruz? Arkadaşlar, sınıflandırma yapılırken iki sınıflandırma yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi doğal sınıflandırmadır. Pardon, şöyle yapalım. Bunlardan bir tanesi doğal sınıflandırmadır, diğeri de yapay sınıflandırmadır. Yapay sınıflandırma Aristo tarafından yapılmış ve canlıların dış görünüşüne göre, yaşadıkları ortama göre yapılan ilkel bir sınıflandırmadır arkadaşlar. Yapay sınıflandırma yapılırken analog organ dediğimiz analog organ dediğimiz bir organ kullanılmış. Bu organ şöyle. Kökenleri farklı olacak, görevleri aynı olacak. Şöyle düşünün. Mesela böceklerin kanadıyla kuşların kanadı Bunlar nedir? Analog organ. Çünkü ikisi de uçmaya yarıyor. Ama böcek ve kuşa baktığımız zaman e, belirli bir akrabalığı yok. Yani yakın bir akrabalığı yok. Tabii ki hani atasal olarak baktığımızda bir akrabalık var ama yakın değil. Dolayısıyla mesela böcekler omurgasızlar sınıfındadır. E, şubesindedir. E, kuşlar omurgalılar şubesindedir arkadaşlar. Bu yüzden de analog organ sadece işleve bakmış. Yani ikisi de uçmaya mı yarıyor? Evet. O zaman bu analog organ demiş ve bu şekilde sınıflandırmış. Doğa sınıflandırmaya baktığımız zaman ise daha çok arkadaşlar benzerliklere bakılmış. Peki nedir bu benzerlikler? Mesela protein benzerliği, gen benzerliği, DNA benzerliği, yine embriyonik benzerlik, fizyolojik ve morfolojik benzerlik. Bunlara bakılarak bir sınıflandırma yapılmış ve zaten günümüzde kullandığımız sınıflandırma da budur arkadaşlar. E, Linne dediğimiz bir bilim insanı da tür kavramını daha önce açıklanmış olan tür kavramından arkadaşlar ne yapıyor? İkili isimlendirme dediğimiz binomiyel adlandırmayı buluyor. Binomiyel adlandırma veriyor ve Latince olarak e, ikili isimlendirme yapıyor arkadaşlar. Burada bakılan e, organ ise homolog organdır. Homolog. Homolog organ bakın homo eş demektir. Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organlar. Mesela balinanın ön yüzgeci ile kuşun kanadı. Baktığınız zaman görevleri farklı değil mi? Tamamen farklı. Çünkü biri yüzmeye yarıyor, biri uçmaya ama köken olarak aynıdır arkadaşlar. Embriyonik tabakalara bakıldığı zaman köken olarak aynıdır. Dolayısıyla analog organda göreve bakıyoruz. Görevinin aynı olması lazım. Homolog organda da kökene bakıyoruz. Kökeninin aynı olması lazım. Şimdi buraya bir de baktığımızda sınıflandırmada bazı kategoriler var. Onlardan da bahsedeyim size, size kısaca türden başlıyoruz arkadaşlar tür cins familia yani aile dediğimiz basamak daha sonra takım takım sınıf şube ve alem Biz türden aleme doğru gittikçe canlı sayısının arttığını ve benzerliğin azaldığını biliyoruz arkadaşlar tür çeşitliliği yine Türden aleme doğru gittikçe artar ama benzerlik, akrabalık azalır unutmayalım. Ayrıca aynı kategoride bulunan iki canlıyı düşünün. Mesela takım kategorisinde bulunan iki canlıyı düşündüğümüz zaman bu canlı arkadaşlar, bu canlılar sınıf, şube ve alemde aynı yerdedirler. Ama familya, cins ve türü farklı olabilir, aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama kesinlikle yukarıya doğru çıkıldıkça yani takım, sınıf, şube alemi kesinlikle aynıdır diyebiliyoruz. Burada türden de bahsedelim. Türe baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir tanımı var. Aslında türün tanımında bilmeniz gereken en önemli yer şurası. Çiftleştiklerinde verimli döl verebiliyorlarsa yani kısır olmayan döl verebiliyorlarsa biz bunlara aynı türdür diyoruz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Diyor ki hemen birinci sorudan başlıyoruz. Aynı takımda bulunan canlılar aynı şubede yer alır. Bakın aynı takımda bulunuyorsa evet aynı şubede yer alıyor. O zaman bu doğru. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir. Evet bunu da zaten söyledik değil mi? Zaten tür olmanın şartı bu. Aynı takımda bundan iki canlı farklı cinslerde yer alamaz demiş. Arkadaşlar aynı takımda bulunuyorsa alt kategoride farklı yerlerde bulunabilir. Yani farklı cins olabilir ama burada yer alamaz demiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerine sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmektedir. Grafiğe bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Bu tür sorular karşınıza çok çıkar. Nasıl yapacağız? Şimdi bakın ortak gen sayıları dedik. Neydi bizim sıralamamız? Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube ve alem. Arkadaşlar bizler alemden türe doğru gittikçe bizim ortak gen sayılarımız artar. Şöyle düşünün bakın ortak gen sayısı demek aslında benzerlik demektir. Bizim benzerliğimiz ne yapıyor? alemden türe doğru gittikçe artıyor. Dolayısıyla burada en fazla ortak gen sayısı olan hangisi olmalı? Tür olmalı. Bakın burada 4 numara ne olacak? Tür olacak. Hemen bakın şuraları silip yazıyorum. Bakın tür. Değil mi? Sonra zaten bunu bulduktan sonra devamı gelecek. Turuncu olan cins. Sonra arkadaşlar ne gelecek? Familia. Sonra ne gelecek? Takım. Değil mi? Sonra sınıf, şube, en az olan da ne olur? Alem olur. Şuradaki türle takımı karıştırmayın. Şuna takım yazayım. Evet. Bu şekilde şimdi yaptık. O zaman isterseniz sıralayalım. Sonra en altta yani tür olarak 4 numara olur. Daha sonra arkadaşlar ne gelecek? Bakın. 7 numara gelecek. Şöyle 7. Sonra ne gelecek? 3 numara. Sonra arkadaşlar 6 numara. Şu yazamadım bunu bir dakika. Şöyle tekrardan yazalım. Şöyle 6 numara gelecek. 6 numaradan sonra takım ya sınıf gelecek. 2 numara. Sonra arkadaşlar şube 5 numara ve 1 alem. Tamam? Şimdi bunu sıraladıktan sonra diyor ki canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim 4'tür diyor. Arkadaşlar çeşitlilik nereye doğru gittik? artıyordu. Aleme doğru gittik, artıyordu. Dolayısıyla burada canlı çeşitliliğin en fazla olduğu birim 4 değil, 1 olması gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. 4 alem 1 ise Tür bir midir demiş. Hayır bakın biz dörde ne dedik? Tür dedik. Bire alem dedik. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Dörtte bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır. Dört neydi zaten? Tür. Türe doğru gittikçe benzerlik artıyordu. O zaman fazladır. Bu doğrudur. Cevabımız ne olacak? Yalnız üç. Ceyhan Şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Cilimsel adları Pinus birutia ve Pinus nigri olan iki canlı ile ilgili hangilerinin doğruluğu kesindir? Şimdi bakın ikisi de Pinus değil mi? Bunlar aynı cins demiler. Evet aynı cins. Bunların sadece türleri farklı değil mi? Türleri iki tane farklı türümüz var. Peki cinsin yukarısında bulunanların her kategoride birlikte bulunurlar mı bulunurlar arkadaşlar bakıyorum diyor ki aynı takım içinde yer alır Evet cinsin üstünde bulunan tüm kategorilerde aynı yerde yer alıyorlar Dolayısıyla bu doğrudur diyor ki hangilerinin doğruluğu kesindir diyor e, verimli Döl oluşturabilirler bakın verimli Döl oluşturabilir mi Hayır bunlar farklı iki tür Dolayısıyla bunlar verimli Döl oluşturamaz ortak enzimlere sahiptirler. Arkadaşlar buraya baktığımızda da ortak enzimlere sahiptir de doğru alacağız. Çünkü zaten tüm canlılar ortak enzimlere sahiptir. Dolayısıyla bunu da kesin olarak alıyoruz. Cevabımız denizli şıkkı 1 ve 3 doğru olur. Dördüncü sorumuz. Doğal sınıflandırma yapılırken canlıların özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Az önce söyledik değil mi? Doğal sınıflandırmada benzerlik alınacak. Bakalım. Orijinleri yani kökenleri, kökenleri alınıyor değil mi? Kökenleri aynı olmak zorunda. embriyonik benzerlikleri evet alınır. Analog organ demiş. Analog organı değil. Hangi organı alıyoruz? Homolog organı alıyoruz doğa sınıflandırmada. Dolayısıyla bu olmaz. Kromozom sayıları. Arkadaşlar kromozom sayısı yapay sınıflandırmada da doğal sınıflandırmada da dikkate alınmaz. Çünkü kromozom sayısı canlılar hakkında bilgi vermez. Şöyle düşünün. İnsanda 46 kromozom var. Moli balığında da 46 kromozom var. Peki ben bu iki canlının aynı olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Dolayısıyla kromozom sayısı her iki sınıflandırmada da dikkate alınmaz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı 1 ve 2 olur. Beşinci soru. Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe özelliklerinden hangileri artar? Şimdi biz türden aleme doğru gittikçe ne artar dedik? Bakın canlı sayısı artar. Canlı çeşitliliği artar. Geriye kalan her şey azalır arkadaşlar. Ortak gen sayısı azalır. Protein benzerliği azalır. Embriyonik benzerlik azalır. İşte ee, akrabalık azalır. Tamam mı? Canlı sayısı ve canlı çeşitliliğinin türden aleme doğru gittikçe arttığını bilin. Geriye kalan her şey ne yapıyor? Azalıyor. O zaman hangileri artıyormuş? 1 ve 3 artıyormuş. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Altıncı soru aynı aile içerisinde birlikte bulunan iki canlı bakın aynı aile içindeymiş. Neydi tür, cins değil mi? Ee, familia, takım, sınıf, şube, alem. Şimdi aynı aile içindeymiş yani familia aynı. Hangilerinde diyor birlikte bulunur. Familia da birlikteyse arkadaşlar yukarıdakiler de birlikte oluyordu. Neydi bunlar? Takım, sınıf, şube, alem. Bakıyorum takımı vermiş. Cinste birlikte bulunur mu? Bulun, bulunmaz yani. Sonuçta ben kesin bulunur kesin bulunmaz diyemiyorum. Dolayısıyla bunu almam. Şubede birlikte bulunur mu? Bulunur. Evet. Türde arkadaşlar bulunabilir de bulunmayabilir Dolayısıyla buna da bir şey diyemem. Ama 1 ve 3 de birlikte bulunur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 7. sorumuz. Burada da bir isimlendirme vermiş. Diyor ki yukarıdaki ikili adlandırmaya göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci isim cins ismidir. Yani buradaki A cins ismi. İkinci isim tanımlayıcı isimdir. Tanımlayıcı yani B burada neymiş tanımlayıcı isim. C ise arkadaşlar tür adıdır. Yani direkt tür adı deyince ikisini birlikte söylememiz lazım. İkinci isim kesinlikle canlı hakkında herhangi bir bilgi vermez. Canlının sadece e, bazı özelliklerini tanıtır arkadaşlar. Ama birinci isim akrabalık hakkında bilgi verir. Onu söyleyelim. Eğer ilk isimleri aynıysa bu canlılar birbiriyle akrabadır diyebiliriz. O zaman bakıyorum. A cins adıdır. Evet A için cins adı dedik. Doğru. B diyor tür adıdır. Hayır B için ne dedik? Tanımlayıcı attır dedik. Yanlış. İlk isimlerin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir. Evet ilk isim yani cins isimleri aynıysa birbiriyle akraba demektir. Burada cevabımız denizli şıkkı 1 ve 3 doğru olur. 8. soru. İki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır? Şimdi ben ne demiştim? Eğer ben iki canlıya aynı tür demek istiyorsam onların verimli yavru vermesi lazım. Yani kısır olmayan döl vermesi gerekiyor. Şıklara bakıyorum. E şıkkına bakın arkadaşlar. Diyor ki aralarında verimli yavrular oluşturmuş. İşte cevabımız bu olacak. Verimli yavru oluşturma iki canlının aynı tür olduğunu kesin olarak söyler. Dokuzuncu sorumuz diyor ki ikili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır? Bakın bize iki canlının benzerliğini soruyorsa ilk isimlere bakacağız. İlk isimleri aynı olanları alıyoruz. Bakın iris Bakın başka elit var mı? Var. O zaman direkt cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Bu tür sorularda ikinci isimleri hiç görmüyorsunuz. Direkt ilk isimlere bakıyorsunuz. Mesela dikkat ederseniz birinci ile ikincinin ikinci isimleri aynı değil mi? Orientalis, Orientalis. E baktığım zaman ben bunları akrabadır diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bunların ilk isimleri farklı. Dolayısıyla bize akrabalığı veya benzerliği hangisi verir? İlk isim verir arkadaşlar unutmayalım. 10. soru. Aristo ve öğrencisi Teoprattus Evet Teofratus. Yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır. Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre ifadelerinden hangileri söylenebilir. Canlıların dış görünüşlerini dikkate almıştır dikkat ederseniz bitki ve hayvan olarak dış görünüşüne bakarak ayırıyor. evet. Yapay yani ampirik sınıflandırmadır. Evet, zaten dış görünüşe bakarak yapıyorsa ampirik sınıflandırma, yapay sınıflandırma. Köken benzerliklerini dikkate almamıştır. Evet arkadaşlar. Yapay sınıflandırmada köken benzerliği dikkate alınmaz. Doğru. Canlıları yaşadığı ortama göre gruplandırmıştır diyor. Eee Otlar, çalılar, ağaçlara baktığımız zaman yine bitkiler, hayvanlara baktığımız zaman. Ayrıca arkadaşlar Aristo'nun yaptığı sınıflandırma zaten yapay sınıflandırma olduğu için canlı yaşadığı ortama göre de gruplandırılıyor. Burada vermiyor bunu ama burada Aristo'nun yaptığı sınıflandırmaya göre demiş. Aristo yapay sınıflandırma yapar dolayısıyla yaşadığı ortama da bakar arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı hepsi olur. 11. soru. Canların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında grafiklerinden hangileri çizilebilir? Şimdi diyor ki alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği artar. Doğru değil mi? Alemden türe doğru gittikçe benzerlik artar demiştik. Bu doğru. Alemden türe doğru kromozom sayısını sabit çizmiş arkadaşlar. Bununla ilgili bir grafik çizemiyoruz. Sabit de olabilir, artabilir, azalabilir. Dolayısıyla bunu geçtim. Türden aleme doğru gidildikçe çeşitlilik artar demiş. Evet türden aleme çeşitlilik ve canlı sayısı artıyordu. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olur. 12. soru. Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organları homolog organ denir. Az önce bahsetmiştim. Diyor ki buna göre yapılarından hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir? Ne demiştim? Birbiriyle akraba olacak. Bakın. Yarasanın kanadı insanın kolu, kedinin ön ayağı, sineğin kanadı. Bir kere burada sineğin kanadını sileceksiniz. Çünkü bunlar arkadaşlar sinek zaten omurgasız bir hayvandır. Dolayısıyla sineğin kanadını ben almam. Yarasanın kanadı, bakın yarasa memeli değil mi? Memeli. İnsan memeli. Kedi memeli. Bunlar birbiriyle akraba mı? Akraba. Peki yarasanın kanadı uçmaya yarıyor. İnsanın kolu şeyler tutmaya yarıyor. Kedinin ön ayağı da yürümeye yarıyor. Arkadaşlar bunların görevleri farklı mı? Farklı. Ve bunlar da birbiriyle akraba oldukları için ben üçüne de homolog organdır derim. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. Homolog organ ararken akraba olup olmadığına bakın. Memeli midir? İşte e, sürüngen midir? Buna bakın. Genelde zaten bu örnekleri verirler. Bunu da söylemiş olalım. Evet böylece bu testimizi bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.